Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte iOS 17.3 Beta 3 güncellemesini inceleyeceğiz. Güncelleme dün gece normal saatinde yayınlandı ve videoyu izlemeden önce şunu açıkça söyleyeyim. Artık 17'nin sonlarına doğru geliyoruz yavaş yavaş. Yani arada çok beta güncellemesi olacak evet doğru ama 17.3'teyiz. Yani 17.4 5. Bizim burada aslında 2-3 tane güncellememiz kaldı. iOS 18'in betasını görene kadar, yani Haziran'ın ortasına kadar. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte çok basit, çok ufak ve genel kullanıma çok aşırı etki edecek değişiklikler muhtemelen görmeyeceğiz. Bu yüzden böyle bir beklentiyle izlemeyin lütfen videoyu. Aynı şekilde şunu da eklemem lazım. Beta 3 aslında 17.3 Beta 2'nin yeniden piyasaya sürülmüş versiyonu gibi düşünebiliriz. Çünkü bizim elimizde birçok problem yaratan konu vardı. Şimdi gelin güncellemeyi detaylı olarak bir inceleyelim. Güncelleme benim cihazıma 578.5 MB olarak geldi. Benim cihazım iPhone 14 Pro Max ve genellikle bu civarlarda bir boyutta geldiği de söyleniyor. Sizin cihazınıza göre güncellemenin boyutu fark edebilir ama bu sizi korkutmasın. Bu çok normal bir durum. Güncellemeyi yapmadan önce telefonumda 26.75 GB'lık bir boş yer gözüküyordu. Güncellemeyi yaptıktan sonra telefonumda 37 GB'lık bir boş yer gözüküyor. Gerçekten ciddi bir alan saklama alanına giriyorum ve diğer kısmına indiğinde bakın diğer kısmı bir hayli azalmış burada. Dolayısıyla bu bağlamda benim işime yaradı burası. Güncellemenin yapım numarasına baktığımız zaman 21D5044A olduğunu görebiliyoruz. Son harfi de A olduğu için aslında artık GM dediğimiz yani final sürümüne çok da yakın olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Aynı zamanda bu güncelleme içerisinde bir de modem güncellemesi mevcut. Geçtiğimiz 1-2 güncellemede bahsettiğim gibi bu güncellemenin de en can alıcı noktalarından bir tanesi yine Special Video dediğimiz Apple Vision Pro adlı bu sanal gerçeklik gözlüğüne yönelik video çekebilme özelliği. Kamera ayarlarına girdiğimiz zaman buradan biçimler dediğimiz zaman burada hala bizim için Apple Vision Pro için bir çekim modu olduğunu göremiyoruz çünkü yok. Bu arada ürünün fiyatı 3500 dolar olarak da satışa tanıtıldı. Türkiye'de olduğunu ben düşünmüyorum. Yakın zamanda geleceğini de açıkçası düşünmüyorum. Zaten çok ciddi bir fiyat. O da ayrı bir konu. Ayarlar kısmına girdiğimiz zaman burada Face ID ve parolaya girersek Alt kısma indiğimizde çalınan aygıt koruması diye bir şey var. Bu çalınan aygıt koruması telefonlarımızın çalınma konusunda bir problem yaşadığı zaman bizlere bir güvenlik önlemi daha sunuyor ekstradan. Bunu dilersek buraya basarak kapatabiliyoruz. Kapatmamız için bizim işte Face ID'mizi zaman zaman da açmamız için şifremizi ve buradan açılan bilgilendirme ekranını okumamızı vesaire istiyor olabiliyor. Ama bu güncellemeyle birlikte gerek yurt dışında burada da diye düşünüyorum mantıklı ve makul bir şekilde çalışmaya başladı. Yine geçtiğimiz güncellemelerde bahsettiğim gibi müzik uygulamasında farklı değişiklikler var. Buradan ben yeni bir liste oluşturacağım denemek için. Birkaç tane de şarkı ekleyeceğim buraya. Normalde ben buradan bakın şurada gördüğünüz indirme butonunun yanındaki kısımdan insan ekliyor biliyor olmam gerekiyor. Fakat şu anda insan ekleme özelliği yine benim telefonumda nedense çalışmıyor. Bu bir beta sorunu da olabilir. Bu henüz Türkiye'ye gelmemiş bir özellik de olabilir. Dolayısıyla bu konuda sizler de lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Belki benim atladığım bir noktada olabilir. Çünkü araştırıyorum, yorumları okuyorum ve insanların böyle problemleri olmadığını görüyorum. Ama sürekli bende olması artık canımı sıkıyor. Bu daha önceden oluşturduğum çalma listeleri için de geçerli bu arada. Hatırlarsınız bu listeyi bu videolara özel biz oluşturmuştuk. Yine burada olayı çözemiyoruz. Bununla birlikte çözemediğimiz için de buraya ortak bir liste yapamadığımız için şarkıların yanlarına tepki olarak emojileri de maalesef ki bırakamıyoruz. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman yine biliyorsunuz ki günlük uygulaması var. Her güncellemede bahsediyorum. Günlük uygulamasıyla ilgili daha fazla artık ayar yapmamız buradan. Mümkün ayarların içerisindeki yazılar, ayarların içerisindeki genel kapsamlar buradan ayarlanabiliyor ve daha farklı değişiklikler de kontrol edilebiliyor. Özelliklerin sonuna gelirken gizlilik ve güvenlik kısmına girdiğimiz zaman bakın en alta inersek eğer burada kilit modu diye bir şey var. Kilit modu telefonumuzu siber saldırılara karşı tamamıyla korunaklı bir hale getirmek için kullanılan bir mod. Muhtemelen bu sizin ya da benim kullanacağım bir mod değil. Ama bu modu kullanırken Game Center'a girilmiyordu. Bu bir problem midir değil midir bunu bilmiyoruz. Bence bir problem değil çünkü internete bağlanması gerekiyor. Ve hani burada belli başlı önlemler alındığı için bundan vazgeçiliyor olabilir. Ama Game Center'la birlikte beraber çalışmıyor. Bunda bir gelişme yok bunu söylemekte fayda var. Geri dönüt uygulamasına girdiğimizde en son hareketlere geldiğimizde beta 3'ün burada notlarını görebiliyoruz. Ve beta 3'ün notlarıyla ilgili hiçbir şey yazmıyor neredeyse. Apilerle ilgili işte para alışverişi esnasındaki çeşitli değerler ve burada kodlardaki işte satın alma fiyatlarıyla ilgili sorunlar var. Bu yazıyor. Yani aslında bizim bulduğumuz noktalarla pek bir alakası söz konusu değil. Duvar kağıdı işiyle ilgili bir şey bahsedeceğim. Bunu buradan geri kaldırdığımda şu gördüğünüz duvar kağıdının üst kısmı yine buğulu bir şekilde var olmaya devam ediyor. Ben açık söylemek gerekirse bu özelliği seviyorum. Niye seviyorum? Çünkü üst taraftaki saati ya da uygulamaları daha rahat görebiliyorum. Dolayısıyla hoşuma giden bir özellik benim. Ama belki de bir hata bunu da bilmiyoruz. Güncellemenin yenilikleriyle ilgili genel konular bu kadar. Performanstan biraz bahsetmek gerekirse ben açık söylemek gerekirse performansla ilgili bir problem bir sorun yaşamadım. Yani 14 Pro Max zaten öyle çok sorun yaşayacak bir telefon değil ama Genel olarak 14 Pro Max ile ilgili şu yorumu yapabilirim. Telefonun 14 Pro Max olduğu, 15 olmadığı ki artık yavaş yavaş hissediliyor. Yani çeşitli sorunlar, problemler, tek tük hatalar bunları yaşamaya başladım. Bu da hoşnut olduğum bir durum değil ama performans olarak genelde çok memnunum. Dün mesela bir yere gittim ve sürekli yapay zeka araçları kullanmam gerekti. Hepsini telefondan kullandım. Sorunsuz ve muazzam bir şekilde hepsi kullanıldı. Dolayısıyla ben genel itibariyle performanstan memnunum. Hızdan memnunum. Bu bizim için sorun yaratan bir durum değil bana kalırsa. Ama pil kısmı yine can yakmaya maalesef ki devam ediyor. Şimdi benim pil kısmıyla ilgili en büyük muzdarip olduğum nokta şu. Buradan hemen pil kısmına girerek beraber de görebiliriz. Alt kısımda grafik için beklediğimde bakın son 10 güne giriyorum. Mesela bugün %60'a kadar çıktı telefon daha öteye çıkmadı öbür gün biraz fazla şarj ettim. Çünkü çok kullandım ama ondan önce bakıyorum yine yüzde yüze çıkmadı. Ondan önce bakıyorum yine yüzde yüze çıkmadı. Yani telefonum artık yani iyileştirilmiş pil şarjı ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Telefonumu asla yavaş şarj aletiyle yani normal eski usul adaptörlerle yüzde 64'ün üzerinde şarj edemiyorum. Ve bu benim canımı gerçekten çok sıkıyor. Çünkü gece bırakıyorum şarjı sabah alıyorum 60 ya da iyi ihtimal 80 Abi benim %100 şarj zaten şu anda iOS 17.3 beta 3'te bir günümü çıkartmıyor. Bir de ben %80'le yola çıktığımda habire tak şarja çıkar şarjdan. Tak şarja çıkart şarjdan. Ondan konuşamadım. Ondan sonra pil sağlığına geliyorum. Maksimum kapasite olmuş %89. Şimdi bu benim pili kötü kullandığım anlamına gelmiyor. Normal bunun düşmesi bir yıl sonunda buraya da. Hani iyi kullanmaya çalışıyorum. Ben karşılığında bunu görmek beni birazcık üzüyor. Hasılı kelam pil sağlığı düştü. Şarjla ilgili de belli sorunlarım var ve özetlemek gerekirse bütün bir günü telefonum çıkartmıyor ve hani rahat rahat çıkartmıyor. Öyle ucundan bitiyor ediyor değil abi hiç çıkartmıyor. Bu güncellemeyi kim yapmalı, ne zaman ne çıkacak? Şimdi bir onu konuşalım sizinle birlikte. Bu güncellemeyi ben iOS 17.3 beta 1 ve beta 2'deyseniz yapmanızı tabii ki ve tabii ki öneriyorum. Ama onun dışında bence 17.3 sürümü gerçekten betalar arasında var olanlardan en kötülerden bir tanesi genel olarak. Dolayısıyla ben bu güncelleme yapmayı kimseye önermiyorum. Baş ağrısından başka bir şey değil. Onun dışında 22'si ile 28 Ocak arasında RC sürümünü yani haftaya değil öbür hafta muhtemelen görürüz diye düşünüyorum ben. Haftaya da bir beta görebiliriz belki. Duruma göre ona bakarız. 29'u ile 31'i arasında 28'i ile 31'i arasında falan da bunun tam sürümünü bence biz görürüz. Ya da Şubat'ın işte birisi ikisi de olabilir aynı hafta içerisinde. Dolayısıyla benim güncelleme ile ilgili kim yapsın kim yapmasın ve genel durumda ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın 100 bin olmasında gerçekten bütün videolarımın izleyicilerinin her birinin değeri paha biçilemez. Bu mutluluğu bana yaşattığınız için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Güncelleme ile ilgili sorularınızı ve telefonunuzdaki yorumları yorum olarak yazmayı unutmayın. Böylece diğer arkadaşlarımıza bunlardan faydalanabilir. Sıradaki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.